Assalomu alaykum, hozirgi vaqtingizga xayrlik bo'lsin. Oldi bilan hozirgacha meni qo'llab kelgan qarindoshlarga chin ko'nglimdan rahmat aytaman. Bugun sizlarga kitob boshlash deb atalgan bir faoliyatning uningga qatnashganlarning turmush odati va kitob o'qish muhiti qatorliklarga ko'rsatgan ta'siri haqidagi bir tadqiqotni tanishtirmoqchi. Bu tadqiqotda kitob boshlash faoliyatini yo'l qo'ygan yerli hukumatlar bilan uni yo'l qo'ymagan o'rinlarni selishtirish orqali bu vaqt vaqtini tartib rasmli kitoblarni o'qib berishning bolalarning keyingi kitob o'qish odati ko'rsatgan ta'siri muhokam qilingan. Tadqiqotda bu faoliyatni 7 yildan ortiq yo'l qo'yib kelgan va faqatli yo'l qo'ymagan yerli hukumatdan birdan tanlab shularga qarashliq ommaviy kutubxonaning yoniga joylashgan 7 boshlang'ich maktabning 1 yilligida o'qiyotgan o'quvchilarning ota-onalaridan ularning turmush muhiti va kitob o'qish muhitiga munosabatlik anketa yig'gan. Natijada kichik vaqtida bu faoliyatga qatnashganlarning boshlang'ich maktab 1-yillikdagi kitob o'qish odati ko'payib, elektronlik o'yin o'ynash odati ozlagan degan natijaga erishgan. Yana bu vaqtlar bilan birga bu faoliyatga qatnashgan ota-onalarning kutubxonani ishlatish qadam soni oshib, bolalarga kitob o'qib berish qadam sonining ko'payganligi ma'lum bo'lgan. Buning asosan kitob boshlash faoliyati ota-onalarning kitob o'qish harakatini o'zgartirib, bolalarning boshlang'ich maktab kirgandan keyingi kitob o'qish odati va turmush odatiga ta'sir qildi deb ko'rsatgan. Bu yerda biz aytgan kitob boshlash faoliyati shu rayonda tug'ilgan barliq bolalar bilan ularning ota-onalarini o'pit qilib, bu vaqtlarning salomatligini tekshirish qatorliq fursatlardan foydalanib, rasmli kitoblar bilan uchrashtirilgan ham shu kitoblarni sovg'a qilgan faoliyatgan. Bu aslida 1992-yili Angliyaning Birmingham shahrida boshlangan faoliyatgan. Ayni vaqtda Angliya tez sur'atda ko'p millatlik davlatga aylanib, 2-chi cho'ng shahar bo'lgan Birminghamda ko'chmanlarning nufus ko'payib, savod chiqarish nisbining tuvan bo'lib ketishi ijtimoiy masalaga aylangan. Undan boshqa ajish nisbatimi ko'payib, bolalarni o'z yolg'iz boqadiganlar yoki bekla yosh ham tajribasiz ota-onalarga qarta farzand tarbiyalashga oid qo'llash tadbirlari bekla ehtiyojli bo'lgan vaqtlar ekan. Shuning turtkisida millati, ijtimoiy o'rni, iqtisodiy ahvoli, shaxsiy qiziqishi qatorliklarning qandoq bo'lishini qat'i nazar barliq bolalarni baravar holda so'z va xatlar bilan uchrashish fursatiga ega qilishni maqsad qilgan faoliyatgan. Shuning bilan bu faoliyatning ma'rifatlik unumi nihoyat yaxshi bo'lib, shu chog'da jamiyatning diqqatini tortgan ekan. Birmingham universiteti tadqiqotchilarining 1998-yildagi tekshirish dokladida aytilishicha, boshlang'ich maktabga qabul qilinishdagi asosiy ilmiy iqtidor sinovining natijasini selishtirganda bu faoliyatga qatnashgan bolalar bilan qatnashmagan bolalarning natijasida farq ko'rilgan bo'lib, faoliyatning ta'siri bolalarning o'qish, yozish, so'zlash, anglash degandek til qobiliyatida emas, balki hisoblash, shakllar va bo'shliqlarni tushunish degandek matematikalik iqtidorlaridami farq shakllantirgan. Yaponiyada 2000-yildagi bolalar kitob o'qish yilida bu faoliyat tanishtirilib, keyingi yili dunyoda 2-chi bo'lib yo'l qo'yilibdi. Yaponiyadagi faoliyat Angliyadagidek savod chiqarish nisbatini oshirishni emas, balki ota-onalar bilan bolalar o'rtasidagi munosabatni quyuqlashtirishni maqsad qilib yo'l qo'yilibdi. Yaponiyada 2011-yili oktyabrning oxirigacha jami 802 yerli hukumat bu faoliyatni umumlashtiribdi. Bu umumiy yerli hukumat sonining 46%ini tashkil qildigan. Bu faoliyatning unumi to'g'risida Yaponiyada har xil tadqiqotlar ilib berilibdi. Bu faoliyatni boshlagan dastlabki mazgildan tartibla ota-onalarning kitob o'qish engi o'sib, bolalarga kitob o'qib berish fursatining ko'payganligi ma'lum bo'pti. Shunga tadqiqotchilar bu faoliyatning ta'sirini texim yaxshi aniqlash uchun faoliyatni ilib borgan rayon bilan ilib bormagan rayonni selishtirib tekshiribdi. Bu tadqiqotning boshqa tadqiqotlar bilan farqlanadigan yeri shuki, bular bu faoliyatning boshlang'ich maktab kirgandan keyingi bolalarning turmush odatiga ko'rsatgan ta'sirini bilmoqchi bo'lgan. Tadqiqotda yig'ilgan anketa bolalarning kitob o'qish, televizor ko'rish,
elektronlik oyun oynash, qatarlıqlarını öz içiğan durmuş adeti. Ata-anlarının balları bilen billi buluşu, ata-anlarının kitap okuş adeti, perzen terbiyeleş uçurunun geliş mənbəsi, paliyetki qatnaşkan qatnaşmağalıgı, paliyetki boğan köz karşı, ən pikri, qatarlıqlar sorulubdu. Bunlardan balalarının kitap okuş qatarlıq turmuş adetlerge ve kitap okuş muhitiga münasibetlik türlerini analiz kılıp, tövendikidek neticilerge erişibdi. Birinci, balalarının kitap okuş adeti. Bir haftadaki kitap okuş qetim sanını 5 dereceye ayırganda, paliyetke qatnaşqanlarının her gün okuydu, ya ki haftada 2-3 gün okuydu degen cevabı, paliyetke qatnaşmağanlarının gidin köp bolgan. Aksiçe, okumaydı, ya ki haftada bir okuydu degen cevabı, paliyetke qatnaşmağanlarının cevabından az bolgan. Yani paliyetke qatnaşqanlarının günlük kitap okuş vaxtı, paliyetke qatnaşmağanlarının gidin uzunraq bolgan. İkinci, balalarının yaxşı görgen kitaplarının janrı. Her xil janrlar boyunca seçtiğinde, paliyetke qatnaşqanlarının qızıqışı, qatnaşmağanlarının gidin yuqır bolgan. Bunlarının işinin mu qızıqışı en yuqır bolğanı rəsimli kitablar bolgan. Paliyetke qatnaşmağanlardan qızıqışı yok dep cevap bergeler köp bolgan. Üçüncü, balalarının televizor körüş adeti. Bir haftadaki televizor görüş ketim sanını 5 dereceye ayırıp tekşürgende, her günü televizor körüğalar her şekilde grupıda okşayışla 80% etrafıda bulgan. Başka derecelerde mu köp barıqtı körülmeyen. Tötüncü, elektronluk oyun oynayış adeti. Bunu mu 5 dereceye bilip tekşürgende, paliyet katnaşkalardan oyun oynamaydı, ya ki haftada bir ketim oynaydı, dev cevap bergeler köp bulgan. Şunlaqla, paliyet qatnaşmağanlarının qatnaşqanları qarğanda hətta arlığıdı mı, hətta axırdı mı oxşayışla uzunraq vaqt oyun oynaydığanlığı məlum bolğan. 5-ci, ata-anlarının kütüphanadan paydalanış adeti. Kütüphana işlətiş dərəcəsini 4 dərəcə boyunca tekşürgəndə paliyet qatnaşqan ata-anlardan az dolu işlətmən deyə cavab verənlər ən köp bolğan bulub 38-10.7% deyilən. Əksiçe, paliyetke qatnaşmağanlardan işletmeymen deyip cevap bergeler 40.3% bulup, en köp salmaqla yerligen. Daim işletküşlerinin nisbeti köp paraqlanmigen. Lekin köp ballarda işletmeyen degen cevapta paliyetke qatnaşqanlarının nisbeti qatnaşmağanlarının nisbetin 8.6% yuqır bulgan. 6. Ballarının kütüphanadan paylanış adeti. Bu netice atalarının netisi bilen oxşumağan alda. Paliyet qatnaşqanlar bilen qatnaşmağanlar arasında inaq statistikalıq pərəq görülmügən. 7. Balalarının iqtidarçılıqdaki kitap sani. Balalarına təalluq bolğan kitap sani kitap yoxdan tartıb 30-n artıqçı bolğan 5 dərəcə boyunca tekşürgən. Gerçi paliyet qatnaşqanların 30-n artıq və 20-n artıq deyip cevap bergeler paliyet qatnaşmağanlar qarğanda səl köprək bolsun mu? Lekin ümumi cəhətdə inaq statistikalıq pərəq görülmügən. 8. Ata-anlarının balalarına kitap okup bir iş adeti. Bunu mu 5 derece boyunca tekşürgende, paliyet katnaşkan ata-anlardan haftada 2-3 gün kitap okup bermen deyip cevap bergeler paliyet katnaşmağalar qarğanda köp bolgan. Eksiçe, paliyet katnaşmağalarının pekatli kitap okup bermeymen degen cevabı paliyet katnaşkanlarına seriştirganda köp bolgan. Ахырда бу тилкатны куласылганда китап башлаш палетнинг төвөндөгүдөк пайдалары барлыгы көрсөтүлгөн. 1-чи, балалардын китап окуш адети жакшылану. 2-чи, балалардын ар кыл китепларга нисбетен кызыгышы жогорулайт. 3-чи, балалардын телевизор көрүш адетине таасир көрсөтмөйт. 4-чи, балалардын электрондук оюн ойнош убакты кыскарайт. 5-чи, ата-аналардын китепхана иштетиш кытым саны ашыды. 6. Balalarının kütüphane işletiş adetine bivas təsir görsetmeydi. 7. Balalarının özüge təalluq bulan kitap sani aşırdı. 8. Ata-analar balalarına texim köp kitap okup berdi. Bu maqalda tılığa ilinğen başka bir qanç tədqiqatta kitap okuşunun balalardaki rahimdallıq və istaş qilish, xətlərini okuş və yezish, təsavvür küçü, ve dikhtin jigish qatarlıq iqtidarlarını aşırıştak köp tərəplemet paydisparlıqı görsülgen. Bu maqalını bişinsikten uşuray. Yaxşı görsünüz, əmbərləb qoyarsız. Xayr xoş, aman bulunla.